Efendim merhabalar. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Altuntaş. Efendim 2021 yılında en çok hangi kesim ve hangi saç renklerini göreceğiz? Bununla birlikte kısıtlamalar azaldı. Düğünler başlayacak yavaş yavaş. Gelinler için de saç modelleri nelerdir, renkler nelerdir? Bunlardan da bahseder misiniz? Valla 2000 şimdi önümüzü bu sene çok göremediğimizden dolayı, pandemiden dolayı valla ne olacağını kimse çözemiyoruz. Çok bir senedir çok tuhaf oldu. Şimdi saç modelleri renkler olarak derseniz bak gördüğüm kadarıyla taleplere göre kahveler ön planda olacak gibi görünüyor. Düz platin renkler biraz daha ikinci sırada düz platin renkler biraz ön planda olacak görünüyor. Ombreler biraz daha yavaş yavaş unutuluyor, gündemden çıkıyor. Düz platin renkler ve kahveler ön planda olacak diye görüyorum. Kesimlerde de gene düz kesimler daha çok, özellikle genç kesimde düz kesimler tercih ediliyor. Orta yaştaki kesimlerde de katlı kesimleri daha ön planda görüyoruz. Peki. Gelin saçlarında da şimdi geçen seneden işte bu pandemi çıktı çıkalı çok bir gelin saçı tercihlerinde hep çok kısa bir düğün veya nikah olduğu için çok bir gelin saçlarında model tercih değil, bir an hani yapısın olayına bakıyorlar. İnşallah bu sene öyle olmaz. İnşallah birkaç aya kadar şu şeyler biter de biz de artık rahata insanlar da bir şeye kavuşur. Temennimiz o. Efendim aslında dediğiniz gibi koronadan dolayı birçok esnafımız etkilendi bu süreçten. Siz bu süreçten nasıl etkilendiniz? Ne gibi önlemler aldınız? Bunlardan da bahseder misiniz? Biz bu süreçten en çok etkilenen sektörlerden biri de biziz, kuaförler. Çünkü şu anda müşterilerimizin %30 gibi bir kesimine çalışabiliyoruz. %70 gibi bir kesimi hala korkuyor ve evde kendi ihtiyacını görmeye çalışıyor. Yani bu da tabii haliyle ister istemez bize bir büyük bir şey vuruyor, darbe vuruyor. Yani korona biz elimizden geldiği kadar zaten belediyemiz sağ olsun sürekli geliyor, ilaçlıyor. Biz işte teması, yakın teması, dezenfekteyi, her türlü önlemlerin tek kullanımlı ürünleri, her türlü önlemleri almaya çalışıyoruz ama gene de sıkıntı var. İnsanlara da hak vermek lazım. Korkuyorlar tabii haliyle. Bununla birlikte efendim kullandığınız ürünlere de dikkat ediyor musunuz? Kesinlikle tek kullanımlı ürünler kullanıyoruz. Tek kullanımlı ürünleri kullanamadığımız yerlerde bir kişiye kullanarak tekrar yıkattırıyoruz. Çünkü çamaşır makinesi bulundurmak zorunda kaldık. Bir kişiye kullandıktan sonra direkt makineye atıyoruz. Bunları çok çok dikkat ediyoruz ama gene de hani dediğimiz gibi insanlarda bir tedirginlik, bir korku var. Onu da ister istemez normal karşılıyoruz. Herkes sağlık, önce sağlık tabii.